Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizler için böyle güzel bir kirazlı tığ işi yelek modeli paylaşacağım. Bakın böyle. İster süsleyip kullanabilirsiniz, ister süslemeden de kullanabilirsiniz. İki renk ip kullandım ben. Bir de yeşil kullandım. Üç renk oluyor. Bakın bu şekilde. Pembe ve krem olan bebek yünü, yeşil olan patik ipliği kullandım. Evet, bu şekilde düğmelerimiz, 3 tane düğme kullandım. Sizler isterseniz devamında da düğme kullanabilirsiniz. Bir tane daha. Yeleğimiz bu şekilde. Yeleğimiz 9 aylık ve 9 aydan 15 aya kadar olur ölçüleri. 9 ay ve 15 aylık bebeklerinize kolaylıkla olacaktır. Yeleğimiz bu şekilde. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Evet, yeleğimize 98 tane zincir çekerek başlayalım. Bu şekilde zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. Çok sık çekmeyelim. 98 tane zincirimizi çektikten sonra tığımızın üzerine alalım. Ve baştan 3. zincirimizin tepesine batarak ikili trabzan yapalım. Sonrasında bu şekilde zincirlerimize batarak ikili trabzanlarımızı yapalım. Toplamda 18 tane ikili trabzan yapalım. Evet, toplam 18 zincirim, 18 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 1, 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki zincirimize batarak bu şekilde ikili trabzanlarımızı yaparak ilerleyelim. Toplamda 14 tane ikili trabzan yapalım. Evet, 14 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bu 14 tane ikili trabzanımız bizim kollarımızdan bir tanesini oluşturuyor. Şimdi yine 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki zincirimize batarak ikili trabzan yapalım. Toplamda bu ikili trabzanlarımızda 32 tane olacaklar. Bu 32 tane ikili trabzanımız bizim arka kısmımızı oluşturacak. Evet, 32 tane ikili trabzanımızı tamamladıktan sonra diğer kolumuzun yapımına geçiyoruz. 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki zincirimizin tepesine batalım. İkili trabzan yapalım bu şekilde. Yine zincirimize batarak ilerleyelim ve toplamda yine 14 tane ikili trabzan yapalım. 14 tane ikili trabzanımızı tamamladıktan sonra yine araya 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki zincirimizin üzerine batarak bu şekilde yine İkili trabzanlarımızı yapmaya devam edelim. Toplamda 18 tane ikili trabzan yapalım. Evet, 18 tane ikili trabzanımızı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamladık. 18 ön, 14 kol, 32 arka, 14 kol ve 18 de diğer önümüz var. Şimdi 3 zincir çekerek yukarıya çıkalım ve böyle geriye dönelim. Her trabzan başına bir kez batarak ilerleyelim. Şu kısma kadar gelelim. Evet, şimdi şu kısma geldik. Buralar bizim artma yerlerimiz olacak. Şimdi bu yuvamızın içine 2 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde 2 tane yaptıktan sonra araya 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Yine aynı yuvanın içine 2 tane daha ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. 2 bu tarafa, 2 bu tarafa yaptık. Ve artmalarımızı yapmış olduk. Sonrasında tığımızın üzerine alalım. Yine trabzan başlarına batarak şu diğer yuvamızın olduğu yere kadar gelelim. Yine diğer artma kısmına geldik. Şimdi tığımızın üzerine alalım. Yuvamızın içine girelim.
2 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde araya 2 zincir çekelim. Yine aynı yuvanın içine 2 tane daha ikili trabzan yapalım. Sonrasında trabzan başlarına batarak yine diğer artma kısmına kadar gidelim. Bu artma kısımlarını hep bu şekilde yapacağız artık. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki sıraya geçelim. Hep bütün sıralarımızda bu şekilde ikişer defa artma yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde 10 sıra örelim git gel yaparak. Evet, bu şekilde ben gösterdiğim şekilde bu köşelerde artma yaparak iki bu taraftan iki bu taraftan her sırada aynı şekilde yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane şöyle yuvalarımız var. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sıramız var. 10 tane şöyle şu yuvarlaklarımızdan var şöyle. Şimdi şu uç kısmına geldim, ben yine şu uç kısımda artışı tekrar sizlerle paylaşmak istedim nasıl yaptığımı köşelerde. Köşelere gelene kadar her trabzan başına böyle bir kez batarak köşelere kadar geliyoruz. Tam köşeye geldiğimizde tığımızın üzerine alıp bu şekilde yuvamızın içine battık. Bir tane ikili trabzan yaptık. Tığımızın üzerine alalım. Yine batalım. Yine bir tane daha ikili trabzan yapalım. Ve araya bir iki zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Yine aynı yuvanın içine batarak iki tane daha ikili trabzan yapalım. İki bu tarafta artma yapmış olduk. Araya iki zincir çektik. Ve iki de bu tarafta ikili trabzan artma yapmış olduk. Sonrasında yine her trabzan başına bir kez batarak diğer uç kısma kadar ilerliyoruz. Hep bu şekilde artma yaparak 10 sıramızı tamamladık. Bu şekilde trabzan başlarına batarak şu uç kısma kadar tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde uç kısma kadar ikili trabzanlarımı tamamladım. Artık artmalarımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi kol ayrımlarının nasıl yapıldığını geçeceğiz. Bakın bu şekilde 10 sıra ördük. Robamızı bitirmiş olduk. Şimdi kol ayrımlarının nasıl yapıldığına geçelim. Yine 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Sonrasında yine köşeye kadar ikili trabzanlarımızı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yine her trabzan başına batarak, yani bir kez batarak ilerliyoruz. Bu şekilde uç kısma kadar örelim. Evet, ön kısımdaki ikili trabzanları artma yerine kadar ördüğümüzde toplamda 36 tane ikili trabzan elimizde mevcut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane ikili trabzanımız elimizde mevcut. Şimdi yuvamızın içine 2 tane daha ikili trabzan yapalım ve 38'e tamamlamış olduk. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Ve şu şekilde diğer birleşim yeri. Bakın sıradaki birleşim yerini şu şekilde alalım. Tığımızın üzerine alalım. Ve yuvamızın içine batarak
İkili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Bir tane daha ikili trabzan yapalım. Ve sonrasında her trabzan başına bu şekilde birer kez batarak ilerleyelim. Kol ayrımlarını yapmış olduk. Şu şekilde bakalım. Bakın bu şekilde araya 4 zincir çekerek, evet, araya 4 zincir çekerek kol ayrımını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrardan buradaki artma yerimize kadar ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Evet, ikili trabzanları bu şekilde tamamladım. Şuradan saydığımızda elimizde toplam 70 tane ikili trabzanımız mevcut. Şimdi tekrardan yuvamızın içine girelim. 2 tane ikili trabzan yapalım ve 72 ikili trabzana tamamlamış olduk. Ve araya 4 zincir çekelim. Diğer kolumuzu yapıyoruz. Bakın bu şekilde tığımızın üzerine alalım. Yuvanın içine batarak ikili trabzan yapalım. Bir ikili trabzan daha yapalım. Bakın bu şekilde. Sonrasında ikili trabzanlarımızı yapmaya devam edelim. Diğer kol kısmını da bu şekilde yapmış olduk. İkili trabzanlarımızı şöyle sıra sonuna kadar tamamlayalım. İkili trabzanlarımızı sıra sonuna kadar tamamladıktan sonra bakın yeleğimizin robasını bu şekilde oluşturmuş olduk ve kol ayrımlarını da yaptıktan sonra bakın bu şekilde kol ayrımlarımız bu şekilde. Çekmiş olduğumuz zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. Çok sık olmasınlar. İsterseniz 6, 5, 7 zincir de çekebilirsiniz. Ben 4 zincir çektim. Bakın size eğer böyle kol kısmı dar gelirse bu zincir sayımızı arttırabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan şu kol kısmına kadar ikili trabzanlarımızı yapmaya devam edelim. 3 zincir çektik ve ikili trabzanlarımızı kol kısmına kadar yapalım. Evet, bu zincir kısma geldiğimizde araya 4 zincir çekmiştik. O zincirimizi bu şekilde içine 4 tane ikili trabzan yapalım. 3 ve 4.'yü yapıyorum. Bakın böyle 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine diğer kısımda her trabzan başına böyle birer kez batarak diğer kol kısmına kadar gelelim. Bakın bu şekilde yapmış olduk kol kısmını. Evet, diğer kol kısmına geldik. Yine ikili trabzanlarımızı bitirdikten sonra 4 zincir çekmiştik. O zincirimizin bakın bu şekilde üzerinden bu şekilde içine 4 tane ikili trabzan yaptık. Bakın bu şekilde. Sonrasında ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz yine. Ön kısmının yapımına geçtik. Bu şekilde uç kısma kadar ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde tamamladım ikili trabzanlarımı. Artık kol kısımlarını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Bundan sonra artık her trabzan başına bir kez batarak ikili trabzanlar şeklinde yeleğimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar yeleğimizi örmeye devam edelim.
Evet, ben yeleğimizi örmeye bakın böyle devam ettim şu sıralarımızı. Bakın ördükçe yeleğimizi bu şekilde oluşmaya başladı. Bakın kol kısımları. İki kol kısmı da şu şekilde. İlerledikçe böyle boyunu da istediğimiz uzunlukta kime örüyorsak ona göre ölçelim. Boyunu ona göre karar verelim. Ben kızımın boyuna göre ölçerek ona göre boyunu ayarladım. Bakın bu şekilde yine örmeye devam edelim istediğimiz boya gelene kadar. Şimdi şu şekilde ben şurada kalmıştım. Biraz birlikte örelim. Koltuk altından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sıra ördüm. 11. sıramdayım. Bu şekilde örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle devam edelim. Her trabzan başına bir kez batarak örüyoruz. Git gel, git gel yaparak sıralarımızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, uç kısma kadar gelelim. Tekrar geriye dönelim. Bu şekilde yeleğimizi örmeye devam edelim. Evet, ben şimdi yeleğimizi tamamladım. Artık krem rengimizi kopardım. Bakalım şimdi kaç sıra örmüşüz o şekilde bakalım. Şuradan sayalım koltuk altından itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şöyle koltuk altından itibaren 28 sıra ördüm. Koltuk altına kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Toplamda 28 artı 11, 39 sıra örmüş olduk. Bakın bu şekilde boyunu 39 sıra yaptım. Şöyle kameraya tam sığmadığı için her tarafını sizlere gösteremiyorum. Şu şekilde. Bu şekilde tamamlamış olduk. Dediğim gibi koltuk altından itibaren saydığımızda tam 28 sıra ördüm. Bu krem rengimizden bir yumak yetmedi. Diğer yumaktan da ikinci yumaktan da biraz şöyle şu kadar kullandım. Onu da sizlere söyleyeyim. Bir yumak yetmedi. Şimdi pembe rengimizi alalım. Şöyle bir de pembe rengimiz var. Onunla kenarlarını yeleğimizin dolanalım. Düğme yerlerini yapalım. Kollarını yapalım. Şöyle. Şöyle kol altından başlayalım. Bir, iki, üç zincir çekelim. Böyle bakın. Her trabzan başına bir kez batarak böyle etrafını ikili trabzanlar yaparak dolanalım. Tığımızın üzerine alalım. Bakın böyle batarak. İki kere de çekelim. Bir, iki. Bakın bu şekilde ikili trabzanlar yaparak böyle kolunun etrafını dolanacağız. Yeleğimizin boyunu yapacağınız kişiye göre ayarlayabilirsiniz. Yaparken ölçersiniz. Ben 28 sıra yaptım. Daha küçük ya da daha az ya da daha fazla sıralarda da yapabilirsiniz. Bana 28 sıra yeterli geldi koltuk altından sonra.
Evet, bu şekilde ikili trabzan yaparak bakın. Böyle etrafını böyle dolanalım. Evet, bakın bu şekilde etrafını pembeyle ikili trabzan olarak dolandım kolumuzun etrafını. En son böyle geldiğimizde baştaki trabzanın tepesine batalım. İlmeğimizi içinden geçirelim. Bir, iki zincir çekiyorum ben hep. Burada ipimizi artık kopartabiliriz. Bu şekilde ipimizi koparttıktan sonra böyle arkadan gizleyelim ve bu şekilde bakın kolumuzu böyle renkli yapmış olduk, pembeydi. Çok güzel oldu. Şeker pembe rengimizde. Şimdi aynı şekilde bu kolunu da yapalım. Sonrasında şu etrafının yapımına geçeceğiz. Aynı şekilde bu kolunu da yapalım. Evet, bu şekilde iki kolunu da bakın böyle pembeyle böyle dolanmış oldum. İkili trabzan yaptım. Çevresini bu şekilde dolanmış oldum. Şimdi şöyle etrafını dolanacağız. Şimdi o şekilde başlayalım. Düğme yerlerini yapacağız. Evet, şöyle uç kısmından başlayalım. Sık iğne olarak ilerleyeceğiz. En başa 3 tane sık iğne yapalım. Sonrasında her yuvaya 2 tane sık iğne yapacağız. Tığımızın üzerine aldık. Almadan yapıyoruz. Bakın böyle bataraktan ilerleyelim. Her yuvaya 2 tane sık iğne. Bu şekilde. Evet, bakın bu şekilde böyle şu kenarlardaki her yuvaya ikişer tane sık iğne batarak böyle bu etrafını dolandım. Şu dönme yerlerini, oraları göstermek istiyorum. Dönme yerlerini de üçer tane sık iğne yapalım. Bakın böyle bir, iki, böyle üç tane yapalım. Sonrasında yine böyle her trabzan başına, bakın buralarda trabzanlarımız var. Başlarına batarak sık iğne yapalım. Bu şekilde yine böyle etrafını dolanalım. Evet, bu şekilde bakın ben yeleğimin etrafını böyle sık iğne olarak dolandım. Böyle alt tarafı da bu şekilde. Şimdi tekrardan şöyle birleşim yerine geldiğimizde baştaki trabzanımızın tepesine şöyle batalım. İlmeği içinden geçirelim. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Böyle her trabzan başına bir kez batarak bundan sonra ikili trabzan olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Buradan sonra kaç sırada bir düğme yeri açmak istiyorsanız ona göre ayarlama yapın. Ben 14 sırada bir açacağım. 3 düğme dikeceğim ben. Alt kısımlarına düğme yeri yapmayacağım. Bakın böyle her trabzan başına bir kez batarak ikili trabzan yaparak böyle ilerliyorum. Evet, bu şekilde ben düğme yerlerime kadar bu şekilde ikili trabzanla ilerleyeceğim. Evet, şimdi ben buraya kadar ördüm. Burada şimdi düğme yeri açacağım. Aşağılara düğme dikmeyi düşünmediğim için sadece 3 tane düğme dikeceğim ben. O yüzden biraz üst kısımdan düğme yeri açmaya başladım. Şimdi bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki trabzana değil, bir sonrakine batalım. Yine ikili trabzan yapalım. Ve böylece düğme yerini yapmış olduk. Şimdi böyle örelim. Bir sonraki düğme yerine kadar ikili trabzanlarımızı devam edelim. Evet, bakın böyle araya 15 tane ikili trabzan ördüm. Tekrardan
bir tane daha düğme yeri yapıyorum. Bir zincir çektim, bir trabzan atlıyorum. Yani bir sık iğne atlıyorum. Bir sonraki sık iğnenin üzerine bu şekilde batıyorum. Ve yine düğme yerini yapmış oldum. Yine bu şekilde 15 tane ikili trabzan örelim. Evet, bakın bu şekilde 3 tane düğme yerimizi yaptım. İkinciden sonra yine 15 tane ikili trabzan ördüm. Tekrardan düğme yerimi yaptım. Sonrasında böyle şu en son böyle bu tarafa dönerken sık iğnenin başına çift battım ki hani gerdirme olmasın diye sadece orada çift battım. Yani bir sık iğnenin tepesine iki defa batarak ikili trabzan yaptım şu şekilde. Dönme yerlerini de bu şekilde yapalım. Şimdi artık böyle yeleğimizin etrafını böyle ikili trabzan olarak dönelim. Evet, bu şekilde ben yeleğimizin etrafını bakın ikili trabzanlarla dolandım. Bakın alt kısmı, şöyle yaka kısmı. Sonrasında düğmelerimi diktim. 3 tane düğme yeri yapmıştık. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde diktim. Böyle inci şeklinde düğmeler kullandım. Beyaz renk kullandım. Şimdi düğmelerimizi şöyle açalım. Buraya bir tane kiraz süsü yaptım. Yeleğimizi bu şekilde süsledim. Bu kiraz yapımını kanalımda paylaşacağım. Oradan bakarak kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Daha farklı şekillerde de yeleğimizi süsleyebilirsiniz. Süslemeden de kullanabilirsiniz. Şimdi ben önceden bu şekilde hazırlamıştım bu süslerimizi. Yapraklarımızı ve kirazlarımızı bu şekilde pembe kiraz yaptım ben. Çünkü etrafını pembeyle dolandığım için. Hani sizin elinizde kırmızı ip varsa kırmızıyla dolanıp kirazlarımızı da kırmızı yapabilirsiniz. Ben pembe renk kullandım. Bu şekilde bakın yapraklarımız ve kirazlarımızı da hazırladım. Şimdi şu şekilde iğnemize ipliğimizi geçirdik. Bu şekilde uzun bırakmıştım. Şöyle yaprağımızı böyle dikmeye başlayacağız. Ben ikisini de böyle alt kısma yaptım. Sizler isterseniz bir tanesini alta, bir tanesini de böyle üst kısma yapabilirsiniz kirazlarımızı. Ben şöyle alt kısma yaptım. Biraz size nasıl diktiğimi göstereceğim. Şöyle göz kararı ayarlayın nasıl dikeceğinize, nereye dikeceğinize. Sonradan şöyle önce yaprağından dikmeye başladım. Yaprağından diyorum, sapından dikmeye başladım. Bakın şöyle herhangi bir yerinden dikerek böyle, yani sabitleyerek gideceğiz böyle. Sapımızı da böyle çeşitli yerlerinden sabitleyelim. Ben 3 tane yerden sabitledim. Bakın bu şekilde. Sonrasında yaprağımızı dikelim. Bu şekilde yaprağımızı da şöyle çeşitli yerlerinden sabitleyerek iğnemizi dikelim. Bu şekilde böyle etrafına dikerek ilerleyelim. Sonrasında böyle kirazlarımızı böyle alalım. Yine pembe ipimizi iğnemizi geçirdikten sonra şöyle koyalım uç kısımlarına ve böyle onları da sabitleyelim. Sonrasında ilk önce yapraklarımızı tabii dikmeyi bitirelim. Sonra en son kirazlarımıza geçelim. Bakın bu şekilde. Bu kirazımızı da bu şekilde dikelim. Çeşitli yerlerinden sabitleyerek bu şekilde dikelim. Sonrasında yeleğimizi bitirmiş olacağız. Evet, bakın bu şekilde kiraz motifimizi diktim ben ve yeleğimizi bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Bu şekilde bakın yeleğimiz. Şöyle yan çevireyim. Çok güzel oldu. Bu şekilde yeleğimizi bitirmiş olduk. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak için videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmuş olursunuz. Zil kısmını da aktif hale getirirseniz
Her örgü paylaşımımda, video paylaşımımda mutlaka sizlere bildirim gelecektir. Böylece videolarımı kolaylıkla takip etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Herhangi bir ücret yok. O şekilde hani düşünülmesin. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.